Sektörde önde gelen isimleri siz değerli izleyenlerimize buluşan Şehri Gündem programında bu hafta Kars'tayız. Kars'ta Ticaret Borsası Başkanı Sayın Musa Metin Durmuş ile birlikteyiz. Önce Sayın Başkan'ın kendisini tanıyacağız. Daha sonra da yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgiler alacağız. Kars halkı sizi, bizler sizi çok yakından tanıyoruz ama bir de ekranları başında bizi izleyenlere kendinizi tanıtacak olursanız neler söylemek istersiniz? Yani kısacası tanıyabilir miyiz? Ben Kars doğumluyum, Metin Durmuş. Hı hı. Kars Ticaret Borsa Başkanıyım. Ayrıca Kars Barış Derneği'nin de başkanıyım. Evet. Hayvancılıkla uğraşıyorum. Yani Kars'ta doğmuş, Kars'ta büyümüşüm. Liseyi de Kars'ta bitirdim. Yani burada da işte 4 yıl oldu göreve başlayalı. Yani 25 yıldır da ben buradayım, yönetimdeyim. Evet. Peki Sayın Başkan, odanızda vermiş olduğunuz hizmetler hakkında bizi izleyenlere neler söylemek istersiniz? Biz Kars Ticaret Borsası olarak hizmetlerimiz, üreticimiz, köylümüz, net tüccarı bir araya getirip fiyatı belirlemeyi, dengeyi sağlayan bir kuruluşuz yıllardır. Evet. Yani tüccarın olsun, köylünün olsun, biz onların sigortasıyız borsa olarak. Evet. Bütün milletin buradan tescilleri bizde yapıyor tüccarların. Çıkışı Kars, herkesin aldığı, sattığı fiyat biz belirleriz. Bizden çıkar fiyatlar, evet. Hayvanların, peynirin, kaşarın, balın, her şeyin fiyatını Kars Ticaret Borsası olarak biz belirleriz. Hizmetimiz bu. Evet. Peki Kars ilinin geçim kaynağı ne Sayın Hayvancılık. Başkan? Hayvancılık. Hayvancılık. Bizim geçim kaynağımız hayvancılık. İşte bu yılda hayvancılık dibe vurdu. Hı hı. Kuraklıktan dolayı. Evet. Bayağı şikayetçisiniz bu konuda çok, da. Çok sıkıntımız var. Çünkü %60 süt kaybımız var bu yıl. %60. Damızlık nehler bile şeye gitti, satışa gitti. Yemlerin de çok pahalı olduğundan, çok aşırı bir fiyat artışı var yemlerden. Onun için yani köylü saklayacak gücü yok. Evet. 10 tane ineği satıyor, 5 ineğe bakacak. Bizim buranın geçim hayvandır. Bir de yağmur. Yağarsa tamam. Yağmazsa bizim işimiz zor. Peki Sayın Başkan, Ticaret Odası Başkanı olduğunuz andan itibaren siz bu koltuğa oturduğunuzda itibaren neler değişti? Sizi diğer başkanlardan ayıran özellik neydi Sayın Başkan? Tabii çok şey değişti. Evet. Bizim Romanya'yla, Yunanistan'la işbirliği protokolü imzaladık. Evet. Öyle bir şey yoktu, onu biz gerçekleştirdik. Burada için üreticilerimizin elindeki peynir olsun, hayvansal ürünler olsun, bunların dışarıya satmalarını sağladık. Onu imzaladık. En büyük şeyimiz Avrupa Birliği'nin projesini hayata geçirmek oldu. Evet. Ben geldim. Peki hangi ülkeler var? Yunanistan'dan Romanya şu an. Evet. Onların üçlü imzaladık. Onların ticaret odasını biz imzaladık. Peki Ticaret Odası Başkanı olarak gelecekteki hedefleriniz ve planlarınız neler oda olarak? Oda olarak bizim şu anda projelerimiz var. Depo yapma projemiz var. Yani üreticimizin ürettiği şeyi değerlendirmek. Evet. Onu yani kıymet yapmak, yani para etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Evet. Peki tüm dünyayı derinden etkileyen bir pandemi süreci yaşıyoruz ve aynı zamanda halen de devam ediyor, yaşıyoruz. Evet, o da bize çok sıkıntı oldu. Evet, ne tür sıkıntılar oldu Sayın Başkan? Ki tüccarlar falan geçen yıl hastalıktan dolayı çok insan gelemedi. Evet. Bizim bir de buraya ana şey var, bizim tren var. Doğa Ekspresi. Onlar bütün dışarıdan gelen insanlar vardı Kars'ta. Kars'ta çok büyük bir canlılık vardı. Oteller olsun, lokantalar olsun, her taraf çok büyük bir canlılık vardı. Bu pandemiden dolayı hepsi turizmi kapandı. Turizmi de etkilemiş oldu. Çok büyük etkiler kapandı. Evet. Ama şimdi şükür yavaş yavaş canlanmaya başladı. İnşallah çok iyi olacak.